Sayın Başkan, kolay gelsin. Tabii ki olağanüstü bir durum var. Kısa çalışmalar hakkında bir bilgi alalım sizden. Evet. Şu anda gördüğünüz üzere makinelerimiz hepsi sahada. Evet. Önceliğimiz cenaze ve hasta hizmetleri. Diyaliz hastalarımız var. O bölgelere, o köylerde, o mahallelerde olan hastalarımızın nakli konusunda yolları açıyoruz. Şu anda sıkıntılı durumlar da var, görüyorsunuz. Vatandaş aracını trotuarların önüne çekmiş. Çalışma yapacağız, biraz zorlanıyoruz. Evet. Anonslarla bu arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Ve bir an önce 4 tane, 2 cisimimiz, 2 kepçemiz, diğer gördüğünüz üzere kamyonlarımız ve işçilerimiz şu anda sahada çalışma yapıyorlar. Sayın Başkan, mahallelerle ilgili bir bilgi, yani en azından yani merkezden şu mahalleye anda... mahalleye ulaşma durumu nedir? Yani merkezden en azından mahalleye gidilmeyecek mahallemiz var mı? Şu anda tüm mahallelerin yolları açılmış, çizilmiş, ancak buzlanma nedeniyle biraz sıkıntı yaşanıyor. Arazili araçlar çıkıyor ama diğer araçlarda sıkıntı oluyor. İlçe merkezinde fırsat buldukça yine zorunlu olan yerleri açmaya çalışıyoruz. Suyla ilgili herhangi bir şikayet olmadı ama yani şu yine bir yok. Ondan şu da... Şu anda yok. Elektrikle suyla olağanüstü bir durum yok. Elektriklerimiz kesilmedi. Evet. Bir ara bir bölgede biraz sıkıntı oldu. O da halloldu, yapıldı. İşte görüyorsunuz. Evet. Çalışmalar devam edecek. Söylenecek başka bir şey yok. Evet. Görüntü evet. Her şeyi gösteriyor. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi dün de biz canlı yayınlarında söylemiştik. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Basay'la da görüşme yapmıştık. Tabii ki ilk olarak acil cenaze durumları, biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Günde 5-6 cenazelerimiz bu aralar geliyor. Cenaze kapalı olan yollar açıldığını söylediler. Ve hastalar, diyaliz hastaları var. Aşağı yukarı yine hastaneden aldığımız bilgiler doğrultusunda, evet, aşağı yukarı 20-30'a yakın acil durumlar geldiğini söylediler. Kimi KOA hastaları, kimi diyaliz hastası, kimi KOA hastaları. Tabii ki mahallelerde kaldıkları için ilk etapta belediye o vakalara müdahale ettiği için merkezde dün ulaşamamışlardı. Ama dün itibariyle çalışmalar başladı. Şu anda gördüğünüz gibi belediye başkan yardımcımızdan da aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda meydan temizleniyor. Ve tabii ki araç sahiplerine de buradan duyuru yaptılar. Evet, araç sahipleri de lütfen duyurularını alsın diyor. Evet, gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Bunu da vurgulamak lazım ki görünen köy kılavuz istemez derler. Yani aşağı yukarı merkezde 60-70 santime kadar kar var. Merkezdeki kar durumundan yola çıkarsak mahalleleri de düşünmek lazım. Bu bir olağanüstü durumdur. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Ayrıntıları sizlere ulaştıracağız. Hoşçakalın.